Saygıdeğer arkadaşlarım. Okey mi? Önemli bir fırsat tamam. Oldu. Tamam adam. Atay'ın güzel mutfağından bir sabah kahvaltısı yaparak yararlanma imkanını olanağını yakalamış oldum. Güzel sorular geldi. Öneriler geldi. O konudaki düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak isterim. Ama önce şunu ifade edeyim. Size söylediğim her düşüncenin büyük bir samimiyetle ifade edildiğini bilmenizi isterim. Hatay gibi barışın, kardeşliğin egemen olduğu bir kentte gayri samimi duyguları bile getirmeyi asla ve asla doğru bulmak. Farklı düşüncelerden, farklı kimliklerden, farklı inançlardan insanların yüzyıllardır barış içinde yaşadığı bir kentte olmaktan en azından büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istedim. O nedenle düşüncelerimi büyük bir samimiyetle sizlere aktarmaya çalışacağım. 9 arkadaşımız konuştu. Yayladağ sınır kapısının açılması istendi. Ben Burhan, haber kamerada kimle görüştüm? Çilve Gözü sınır kapısının açılması istendi. Sizinle görüştük. Onu gösterdim. Kılıçdaroğlu konuşuyor. Kayıta girer misiniz Azeli? Ama Suriye'de savaş bitmediği sürece geç, alalım. İlk savaş ses görüntü nasıl? Kapılarını bu günden yarın açılacağını söylemeye doğru. Suriye'de bir savaş biter, bana göre biter. Kavga biter, bana göre biter. Peki bunun için ne yapmak lazım? Olmuyor değil mi? İyi şu an. 2013'te söyledim. Türkiye'de Suriye'de bir tarafta önemli değil, hoş. Artı İran'ın, tamam, artı Avrupa Birliği'nin, artı Arap Birliği'nin, artı Amerika ve Rusya'nın da katılımıyla Türkiye'de bir Orta Doğu Konferansı yapalım. Ya burada bir sorun var, bu sorunun çözülmesi lazım. Kabul edilmedi bu. Olabilir. Bu sabah siz de kalktınız, biz de kalktık. Yeni bir olayla karşılaştık. Saldırı var. Suriye'ye karşı yönelik saldırı var. Kimyasal silah kullanıldı gerekçesiyle. Önce şu düşüncemi açıklıkla ifade edeyim. Kim olursa olsun, hangi devlet olursa olsun, kimyasal silah kullanmak bir insanlık suçudur. Bunu bir sefer yazıp bir tarafa koyalım. Kimyasal silah olmaz. Masum çocukları, tabiatı hiç kimsenin yok etmeye hakkı yok. Böyle bir hukuk da yok. Ama kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığı konusunda tereddütler. Bana sordu gazeteci arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? Gayet basit dedi. Birleşmiş Milletler'den bir uzman heyeti gelir, bakarlar kimyasal silah kullanıldı mı kullanılmadı mı? Kullanılmışsa bu kimyasal silah hangi ülkede üretilmiş gayet açık ve net tespit edilebilir. Yapsınlar bunu ve gereğini yapsınlar. İtirazım yok. Ama bunlar yapılmadan bölgeyi daha da kritik bir sürecin içine sokacak bir savaşı asla doğru bulmuyoruz. Asla doğru bulmuyoruz. Akan kimin kanı? Akan oradaki Müslümanların kanı. Orada yaşayan Arapların kanı. Orada yaşayan Ezidilerin kanı. Orada yaşayan değişik mezheplere mensup Müslümanların kanı. Niçin? Hangi gerekçeyle oluyor bunlar? Ve neden yıllardır devam ediyor? Bir vekalet savaşı yapılıyor orada. Rusya ile Amerika karşındaki güç gösterisi yapıyorlar. Kendi ülkelerinde yapmıyorlar. Başka bir yerde de yapmıyorlar. Orta Doğu'da yapıyorlar. Ölenler kimin silahlarını kullanıyor? Ya Amerika'nın ya da Rusya'nın silahlarını kullanıyor. Ölenler kim? Bölgenin insanı. Ya artık bu bölgenin Türkiye'de dahil bu bölgedeki bütün devletlerin oturup bir karar vermeleri lazım. Bana sordular nasıl? Dedim çok basit gene. Türkiye, İran, Irak, Suriye bir araya gelsinler bu devletlerin. Yetkilileri bir araya gelsinler. Oturup konuşsunlar. Ya bu bölgede, dört ülkede yaşanan sorunu ve dördümüzün çözme kapasitesi yok mu? Türkiye'nin, İran'ın, Irak'ın, Suriye'nin yöneticileri kendi dertlerini çözemezler mi?
kendi dertlerini çözmek için ihaleyi illa egemen güçlere mi çıkarmak lazım? Oturun kardeşim bir araya. Dört devletin başkanı oturun bir araya gelin. Böyle bir sorun var, oturalım bu sorunu çözelim. İhale ediliyor ve Orta Doğu şu anda vekalet savaşları yapılıyor Orta Doğu'da. Zararı kim görüyor? Biz görüyoruz. Suriye görüyor, Irak görüyor, İran görüyor. Herkes görüyor bu bölgede zararı. Diğerleri silah satıyor. Onların keyfi yerinde zaten. Bir dertleri yok ki onların. Oturuyorlar 50 kilometreden, 30 kilometreden, 100 kilometreden düğmeye basıyor, bombayı atıyor. Adam mı öldü, sivil mi öldü, asker mi öldü, çocuk mu öldü, kadın mı öldü? Ne olacak ya? Onların umurunda mı? Bölge insanının ve bölgeyi yöneten siyasilerin oturup doğru dürüst bir karar vermeleri lazım. Biz kendi sorunumuzu kendimiz çözebilecek kapasitedeyiz demeleri lazım. Ben kendi sorunumu çözemiyorsam, kendi sorununu başka egemen güçlere ihale ettiysem, o zaman siz devlet değilsiniz. Devlet değilsiniz o zaman. Bütün Hataylı kardeşlerimin bunu bilmesini isterim. Ayrıca Suriye'de, Irak'ta yaşayanlar da bizim akrabalarımız arkadaşlar. Akrabalarımız. Kızaltı vermişiz. Hatay'da kavga olmuyor da Suriye'de niye kavga oluyor? Hatay'da kavga olmuyor da Irak'ta niye kavga oluyor? Barış kadar değerli bir şey yoktur. Barış kadar. Huzur kadar değerli bir şey yok. Sabah evimizden huzur içinde işimize gittiğimizde, akşam işimizden huzur içinde evimize geldiğimizde, komşumuzla oturup konuştuğumuzda, caddede, sokakta karşılaştığımız bir kardeşimize, arkadaşımıza hiç tanımasak bile huzur içinde selam verdiğimizde, ya bu ülkede huzur olmaz mı, barış olmaz mı? Her şey olur. Amaç ne? Amaç bunları sağlamak. Biz bunu istiyoruz. Sorun çözülmez değil, sorun çözülebilir. Sorun çözülebilir. Güçlerin, egemen güçlerin bölgeden ellerini çekmesi lazım. Dün akşam konuşuyorduk. Petrol var, doğalgaz var. Petrol ve doğalgaz buradaki halkların belası oldu. Belası oldu. Egemen güçler petrolü ve doğalgazı kontrol etmek için her türlü ama her türlü çatışmaya ortam hazırlıyor. Ya artık 21. yüzyıldayız arkadaşlar. İnsanların uyanması lazım. Uyanması lazım. Sorunu tahlil etmesi lazım. Analiz etmesi lazım. Ya neden burada bu sorun oluyor? Hangi gerekçeyle oluyor bu sorunlar? Ve biz bu sorunları nasıl aşabiliriz? Kimle sorun aşılmaz? Öfkeyle sorun aşılmaz. Dış politika ülkelerin çıkarları üzerinde inşa edilir. Bu gerçeği de biliyoruz. Ama karşılıklı çıkarları dengelemek mümkündür. Zarar, Hatay zarar görüyor, Kilis zarar görüyor, efendim Gaziantep zarar görüyor. Siz sanmayın sadece bu, İstanbul da zarar görüyor. Daha önce Suriye ile ilişkilerimiz iyiydi, ben Hatay'a da geldim. Hafta sonları otelde yer yoktu arkadaşlar. Bütün lokantalar tıklım tıklım doluydu. Ya Suriye'den insanlar buraya gelirdi veya buradan insanlar Suriye'ye giderdi. Hiçbir sorun yoktu. Bir gece kalktık, birdenbire Suriye'yi düşman ilan etti. Ya niye düşman ilan etti? Hangi gerekçeyle ilan etti? Efendim Esad demokrat değilmiş. Ya Esad'ın demokrat olup olmadığına Suriye halkı karar veriyor. Suriye halkı karar veriyor. Esad mı kalır, başka birisi mi gider? Ona karar verecek olan biziz, karar verecek olan Suriye halkı. Otururlar, kararlarını verirler. Demokrasi mi gelir? Ha siz demokrasinin bütün ülkelere gelmesini öğütleyebilirsiniz. Demokrasi kadar değerli bir şey yoktur diyebilirsiniz, bunu anlatabilirsiniz. Burada hiçbir meyiz yok. Ama kültürel ilişkilerimizin olduğu, akrabalığımızın olduğu, ortak tarihimizin olduğu, ortak inançları paylaştığımız bir coğrafyada kavga hiç kimseye yarar getirmez. Herkese zarar getirir. Egemen güçler de bundan faydalanır. Bakın şimdi Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz paylaşımı var. Doğu Akdeniz'de bunun kavgası veriliyor. Orta Doğu'da petrol ve doğalgaz kavgası veriliyor. Ölen kim? Garibanlar.
yoksul insanlar. Türkiye'nin bu konuda çok dikkatli bir uslup takılması lazımdır ve politika izlemesi lazımdır. Maalesef izleyemedik. Üzülerek söylüyorum, izleyemedik. Bizim gösterdiğimiz duyarlılığı keşke hükümet edenler de gösterselerdi. Aynı duyarlılığı gösterselerdi. Barıştan yana, huzurdan yana bir tavır takılsalardı, emin olun çok daha farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Bundan bir süre önce, yani 10-15 yıl önce bütün Arap halkları Türkiye'ye irvelirdi. Türkiye gibi olmak isterlerdi. Türkiye'deki demokrasi, Türkiye'de kadınlara verilen haklar, kadın erkek eşitliği, siyasetteki çok seslilik, herkes imrenirdi Türkiye'ye. E şimdi buyurun bakın daha hangi noktaya geldik? Ekonomide, emin olun Türkiye bölgenin yıldızı da ilgili, bir dönem yıldızıydı. Suriye'ye iş adamlarımızı yatırım yaparlardı, Gaziantep'ten, Kilis'ten, Hatay'dan, en büyük tır filosuna sahip olan kentlerden birisiydi Hatay. E şimdi ne oldu Hatay'a? Niye böyle oldu? Emin olun biz Merkez Türkiye Projesi, bir arkadaşımız dile getirdi Merkez Türkiye Projesi'ni. Merkez Türkiye Projesi Orta Doğu ve Kafkaslara barış getiren bir proje. Orta Doğu ve Kafkaslara. Çünkü Merkez Türkiye Projesi hem Orta Doğu'yu hem Kafkaslara ekonomik güç götürecek. İnsanlar yatırım yapacaklar. Dolayısıyla ekonomik entegrasyon sağlanacaktı bir anlamda. Güçlü bir ekonomik entegrasyon. Ve savaşı değil, hep birlikte barışı savunacaktı. Suriye'de barışı savunacaktı. Biz de Irak'ta, Kafkaslar'da, İran'da hep birlikte barışı savunacaktı. Ve Türkiye bölgenin güçlü bir ekonomik yıldızı haline gelecek. Ama olmadı. Olmadı. Oturup konuşmamız lazım. Niye olmuyor? Devleti yönetmek şudur değerli arkadaşlar. Ben her şeyi bilirim ve her şeye tek başıma ben karar veririm demek devleti yönetmek değil, devleti felakete sürüklemek demektir. Bir daha söylüyorum. Her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben yaparım. Her şeye ben karar veririm. Demek devleti yönetmek değildir, devleti felakete sürüklemek demektir. Devlet liyakatle yönetilir, devlet akılla yönetilir, devlet bilgiyle yönetilir, devlet danışmayla yönetilir, istişareyle yönetilir. Niye liyakat vardır devlette? Ben üniversiteyi bitirdim diye gidip ameliyathaneye girip apandisit ameliyatı yapabilir miyim? Hayır. Kim yapacak bunu? Cerrah yapacak. Neden? Liyakat var arkadaşlar. İşi ehline vereceksiniz ya. İşi ehline vereceksiniz. Biz işi ehline vermiyoruz. Her şeyi ben yaparım diyen kişiye sen tek yetkilisin diyor. E o da alıyor Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Ben kalkıp değerli arkadaşlar. Bir vatandaşın yaptığı ağaç oymacılığı konusunda yıllarında emeğini verdiği bir ağaç oymacılığı konusunda çalıştığı bir insanın görevini yapamam. O konuda becerim yok. Ama o arkadaşım yapabilir. Bana kalkıp deseler ki kalk şuraya bir resim yap. Yapamam ama onu bir ressam yapar. Kalk bir beste yap. Ben yapamam. Onu bir bestekar yapamıyor. Kalk şu ihracatı yap. Ya dün daha biz yeni geldik. Ticareti bilmiyoruz. Dememiz lazım. İhracatı kim yapacak? İhracatçı yapacak. Hangi ürünü kim nasıl ihraç edecek? Niye biz boşuna birlikler kuruyoruz? Bakın ticaret odası buradan, ziraat odası buradan. Niye odalar var? Devletle liyakat olması gerektiği için bu odalar var. Her bir çiftçi derdini anlatamaz ama ziraat odası anlatmak zorunda. Başkan olarak çıkacak, çiftçilerin bu derdi var diyecek. Ticaret odası bu dert var diyecek. Ulaştırmacılar şu dert var diyecek. Biz kendi sorunlarımızı çözebilecek kapasiteye sahip bir ülkeyiz değerli arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Kendi sorunlarımızı çözebilecek kapasiteye sahip bir ülkemiz. Bütün mesele tercihlerimizde. Tercihlerimizi doğru kullanmak zorundayız. Oturacağız, düşüneceğiz. Sandığa ön yargıyla gidilmez. Futbol takımı tutulur gibi partiler tutulmaz. Demokrasilerde yoktur böyle bir şey. Efendim ben doğuştan Fenerbahçeliyim. Olabilir, ölünceye kadar Fenerbahçeliyim. Ama bir parti, doğuştan ayrı parti, ölünceye kadar aynı parti.
E peki aynı parti felakete sürüklerse yine aynı parti mi diyeceğiz? Demokrasilerde siyasi partiler devlet değildir. Bakın, devletle hükümet arasında fark vardır. Devlet bakidir, hükümetler geçicidir. Hükümetler devleti yönetmek üzere 5 yıllık halkın oyuyla gelir. 5 yıldır görevsiniz. 5. yıl biten bir daha halkın hakemliğine başlıyor. Eğer bir hükümet ben devletim diyorsa bilin ki orada artık demokrasi bitmiş. Yoktur demokrasi. Biz devletle hükümeti karıştırdık. O açıdan iş dünyasının rahatsızlığını biliyorum. Çiftçilerin rahatsızlığını biliyorum. İhracatçıların rahatsızlığını biliyorum. Üreticilerin, sanayicilerin rahatsızlığını biliyorum. Bilim insanlarının rahatsızlığını biliyorum. Çözmek mümkün arkadaşlar. Çözmek mümkün. 5 temel sorunumuz var. Her yerde söylerim. 5 temel sorunumuz var. Eğitim, dış politika, ekonomi, toplumsal barış. Bunlar bizim temel sorunlarımız. Demokrasi. Şimdi bekliyoruz bakın. Efendim Avrupa Birliği fasıl açsın biz düzenleme yapalım. Ya niye dayatma istiyorsun kardeşim? Söyledim başbakanlara söyledim. Dayatmayı niye istiyoruz biz? İlla fasıl aç ben düzelteceğim. Yani bana talimat ver ben düzelteceğim. Ya bende akıl yok mu? Oturalım hepsini biz yapalım. Hepsini biz geçirelim. Ve dönüp diyelim ki ne fasılı kardeşim? Sizin istediğiniz birinci sınıf demokrasinin bütün gereklerini bir yerine getirdik. Ne fasıl? Benim ülkemin insanı, yani bu güzel ülkenin insanları ya üçüncü sınıf demokrasiye mi geldi? Birinci sınıf demokrasi olsun. Niye üçüncü sınıf? Avrupalı dayatacak, şunu yap diye, biz de onu yapacağız, niye bizi Avrupa Birliği'ne alsın diye. Ya benim aklım yok mu? Ben tamamını yaparım, dönerim Avrupa Birliği'ne. Kardeşim ben tarif edilen her şeyi yaptım. Şimdi sen ahlaki olarak bana verdiğin sözü tut bakayım. Beni tam yarı olarak almak. Şimdi biz bunu söyleyemiyoruz. Dayatma bekliyoruz. Birisi illa bunu yap desin. Ya niye yapmasın? Ben yapayım. Biz yapalım. Ve şunu da söyleyeyim. Bakın parlamentoda 4 parti var şu anda. 4 partinin de milletvekilleri Avrupa Birliği ile uyum sürecinde gelen bütün yasaları oy birliğiyle geçirmiş. Bakın onu da rahatlıkla söyleyeyim. Oy birliğiyle geçirmiş. Engel hükümetten geliyor. Parlamentodan. Parlamentoya geldiğinde parlamentodan oy birliğiyle geçiyor. Sözünü özet olarak şöyle bitireyim. Türkiye'nin sorunları var ama bu sorunlar çözülmez değil. İş dünyamızın önünü açarsak, ihracatçımızın önünü açarsak, emin olun, bizim iş adamlarımız çok büyük başarılara imza atar. Çok büyük başarılar. Üniversitelerde bilginin üretilmesi lazım. En büyük zaaf noktalarımızdan birisidir. Üniversiteler bilgi üretemezse, katma değeri yüksek ürün üretemezsiniz. İsterseniz 50 tır dolusu makine halısı ihraç edin. 50 tır dolusu. Adam bir çanta cep telefonuyla gelir, sizden daha fazla para kazanır. Dünya hızla değişiyor, dünya hızla değişiyor. Eğer bu hızı kaybedersek, bu hızın gerisinde kalırsak, bilimin, teknolojinin gerisinde kalırsak, başkalarının ürettiği malları kullanmak zorunda kalırız. Ve Türkiye bu treni kaçırmamalı. Hepinizin sorumluluğu. Benim var mı? Var. Sizden daha fazla benim sorumluluğum var. Ama tek tek her bireyin bu ülkede sorumluluğu var. İster sivil toplum örgütünün başında olun, ister sanayi odasının, ticaret odasının, ziraat odasının, esnaf kefalet topun başkanı, TÜSİAD'ın başkanı, hangisi olursa olsun. Ama birlikte hepimizin sorumlulukları var. Hepimizin sorumlulukları var. Türkiye'nin kendi gücünü göstermesi lazım. Demokratik gücünü göstermesi lazım. Savaştan yana değiliz. Orta Doğu'da yaşananları büyük bir kaygıyla takip ediyor. Büyük bir kaygıyla. Bir an önce bu savaşın bitmesini istiyor. Güç gösterisi alanı olmamalı Orta Doğu. Güç gösterisi alanı olmamalı. Ben Akdeniz'den bomba atarım, öbürü diyecek ben de Hazar Denizi'nden bomba atarım. Nereye? Orta Doğu'ya. Sizin evlatlarınız yaşıyor mu orada? Hayır. Amerikalı yaşıyor mu? Hayır. Rus yaşıyor mu? Hayır. Kim yaşıyor?
Arap halklarını. Bomba kimin başına geliyor? Onların başına. Fatura kime çıkıyor? Fatura bizlere çıkıyor. Hep beraber. Bir an önce Orta Doğu'ya barışın gelmesi lazım. Bir an önce. Savaşa destek vermek, savaşa destek vermek asla ve asla doğru değildir. Bir daha söylüyorum. Savaşa destek vermek asla ve asla doğru değildir. Kim söylemiş? Gazi Mustafa Kemal Atatürk söylemiş. Kendisi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Bütün hayatı. Ama şimdi söylüyorum. Savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir. Mecbur kalınmadıkça bir cinayettir savaş. Öyledir. Sonuçta savaşın öznesi nedir? Bir insanı, bir düşman bellediğiniz bir insanı gidip yok edeceksiniz, öldüreceksiniz. Savaş öldürmek demektir. Yaşatmak mı değerlidir, öldürmek mi değerlidir? Bu milletin vicdanına böyle sesleniyor. Yaşatmak mı değerlidir, öldürmek mi değerlidir? Birileri alacak en son modern silahlarını Orta Doğu'da deneyecek. Ben bunu yaptım bu silahı. Bak daha modern silahlarım çıktı. Onları da deneyeceğim burada. Kimin üzerinde deneyeceksiniz? Kimin üzerinde? Orta Doğu halklarının üzerinde. Orta Doğu halklarıyla biz kardeşiz. Arabıyla, Kürdüyle, Ezidisiyle, akrabayız ha. Akrabayız arkadaşlar. Ortak tarihimiz var, ortak kültürümüz var. Nasıl savaş isteyebiliriz? Nasıl oradaki kardeşlerimizin ölmesini ya da öldürülmesini isteyebiliriz? Biz barıştan yanayız, huzurdan yanayız. Hatay'da nasıl barış varsa Orta Doğu'da da aynı barış olsun. Hatay'da nasıl kardeşlik varsa Orta Doğu'da da aynı kardeşlik olsun istiyoruz. Hepinize kardeşlik dileklerimle selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sayın Genel Başkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz.